Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kültür konusundan bahsedeceğiz. Kültür bir toplumun kendine has yaşama biçimini anlatan çok geniş bir kavramdır. Bizim evlenme biçimlerimiz, aile kurma şekillerimiz, konuşma tarzımız, giyinme şeklimiz hepsi kültürün altında değerlendirilebilecek kavramlar. Şimdi bakalım kültür ne demek? Kültür İnsanların tarihsel ve toplumsal gelişim süresi boyunca yarattıkları ve sonraki kuşaklara aktardıkları maddi ve manevi öğelerin toplamıdır. Kültür, insan toplumunun öğrenilmiş yönlerini anlatan genel bir terim ifade eder. Teknoloji, araçlar, gereçler, yapılar, binalar, demir yolları, karayolları gibi elemanlar kültürün maddi boyutunu ifade eder. Ahlak, töre, inançlar, ideolojiler gibi manevi elemanlar da kültürün manevi boyutunu anlatır. Bakalım şimdi kültürün özelliklerine. Kültür bir toplumun kendine özgü yaşam biçimini anlatır. Dolayısıyla da toplumların kültürleri birbirinden farklıdır ama kültürsüz bir toplum yoktur. Her toplumun mutlaka kültürü vardır. Kültürün maddi ve manevi elemanları birbirine etkiler. Kültür doğa koşullarından etkilenir. Kültür öğrenmeyle sonradan kazanılır ve dil aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Kültürler insan eserleridir. Hem kültürü oluştururuz hem de ondan etkileniriz ve kültür zamanla değişir. Ama maddi unsurlar manevi unsurlardan her zaman için daha hızlı değişecektir. Ee, mesela internetin girmesi bizim toplumumuzda da çok ciddi, çok hızlı bir şekilde gerçekleşirken bunun sonucunda oluşabilecek manevi bir takım değişiklikler maddi unsurlara yetişmek konusunda çok sıkıntı yaşarlar çünkü her zaman için kültürün maddi unsurları çok daha hızlı değişecektir. Kültürün işlevleri ne işe yarar kültür? İhtiyaçların giderilmesini sağlar. ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalan kültür unsurları zamanla terk edilir. Kültür toplumları birbirinden ayırt eden önemli bir durumdur. Toplumsal düzeni sağlar. Toplumun üyelerini birbirine yakınlaştırır ve dayanışma konusunda da önemli bir rolü vardır. Müzik